Şimdi Swift'i ele alalım. Swift başlangıç için aslında çok uygun bir dil. Çünkü birincisi ekosistemi çok sağlam. Aynı .NET ailesi gibi. Hem dili üreten, hem bilgisayar üreten, hem de kod yazma programını üreten şirket aynı şirket. Bunların hepsi aynı şirket olduğu zaman paketleyip piyasaya sürmeleri çok güzel oluyor. Ve bizim başımızı çok az ağrıtıyor. Ama Swift'te şöyle bir yol kazası var. Birincisi platform bağımlı. Dolayısıyla MacBook olmadan Swift yazmak biraz dertli. Linux'ta ve Windows'da Swift yazabiliyorsunuz. Artık Apple bunu cross platform olarak açtı. Yani open source olarak yayınladı. Ama bu şekilde kod yazan çok yok. Bu yüzden belgelere ulaşmanız çok zor. Ve Swift dediğiniz zaman insanın aklına hep CocoaTouch geliyor. CocoaTouch bizim arayüzü çizen kütüphanemiz. Aslında bir iPhone veya Mac uygulaması yazarken çoğunlukla bu kütüphaneyi kullanıyoruz. Neredeyse Swift'ten daha çok bu kütüphaneyi kullanıyoruz. Ama siz Windows'da ve Linux'da Swift yazarken bu kütüphaneyi kullanamıyorsunuz. Dolayısıyla cross platform Swift yazmak sadece konsol uygulamalarında sıkışık kalıyor. Ve bir tık ileriye geçmek istediğiniz zaman birincisi sağlıklı ulaşılamayan kaynaklarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Çünkü Swift arayüz programı diye internette arattığınız zaman %90 ihtimalle iPhone için geliyor. %9 ihtimalle de macOS için geliyor. %1 ihtimalle de cross platform yapısına uygun kaynaklar geliyor. Dolayısıyla sizin istediğiniz kaynaklara ulaşmak çok zor. C ve C++ ailesi çok tutulan bir aile. Şu anda hala C++ çok kullanılıyor. Ama bu diller çok temel diller. Dolayısıyla C ve C++ ile ortaya gerçek bir ürün çıkartmak için gerçekten çok fazla şey öğrenmeniz gerekiyor. Ve bütün bunların yanında bu iki dil sizin istediğiniz yani kendi ihtiyaçlarınızı göreceğiniz ürünleri ortaya çıkartmaya çok da uygun değil aslında. Çünkü bunlar çok temel seviyede. Genelde şöyle bir algı var. Her yazılımcı C bilmek zorunda çünkü bütün işletim sistemleri C ile yazılıyor ve bütün programlama dilleri C ile yazılıyor. Hepsinin temeli C şeklinde. Bu yanlış değil. Çünkü C Assembly'nin yerini aldı aslında. Ve dolayısıyla hem Linux'un hem Windows'un çoğunlukla hem de Unix'in dolayısıyla hem Android'in hem de iPhone'un çekirdeği C ile yazıldı. Ama bu sizin oturup C yazmanız gerektiği anlamına gelmiyor. Bu bir yerden bir yere gitmek için araba yapmayı öğrenmek gibi bir şey. O sizin öğrenmeniz gereken şey araba kullanmayı öğrenmek. Günün sonunda Python ile yazdığınız kodun içine zaten C kodu da gömüp C fonksiyonlarını çağırabiliyorsunuz. Dolayısıyla C ile yapabildiğiniz her şeyi Python'da zaten yapabiliyorsunuz. Tutup bütün programı C ile veya C++ ile yazmaya, bunun için uğraşmaya ihtiyacınız yok. Python C ve C++'a göre ürüne çok daha yakın. Dolayısıyla sizin çok daha kısa bir efor ile çok daha güzel bir ürün ortaya çıkartabileceğiniz bir dil. O yüzden Python, C ve C++'a göre daha baskın. .NET ailesi. .NET ailesi çok iyi. C#, ASP.NET ve F#. F# kesinlikle çok güzel bir dil. Yani çoğumuz bunun farkında değiliz ama F# gerçekten çok tatlı bir dil. Ama burada da yine aynı şekilde platform bağımlılığı sorunuyla karşı karşıyayız. Elbette bunun alternatif çözümleri var. Mesela MonoDevelop gibi. Ama bunlar stabil çalışmaktan çok uzak. Bunun dışında .NET Core diye bir altyapı çıkarttı şimdi Microsoft. Ama .NET Core kullanarak gerçek bir ürün çıkartmanız da çok zor. Bunun için bu platform üzerine çok çalışmanız, çok şey öğrenmeniz gerekiyor. Yeni bir platform olduğu için internette araştırma yaptığınızda genelde eski platformların sonuçları, o platforma dair konuşmalar, o platforma dair soru cevaplar sizin önünüze çıkıyor ve bu sizin bilgiye ulaşmanızı çok kısıtlıyor. Bu yeni başlayanlar için çok dikkat edilmeyen ama bence aslında en önemli noktalardan bir tanesi sizin doğru ve aradığınız bilgiye kolayca ulaşabilmeniz. .NET'i de bu yüzden eliyorum. JavaScript de çok yetenekli değil. Ben profesyonel olarak JavaScript kullanıyorum aslında. Backend'de Node.js yazıyorum. Yani Python benim profesyonel olarak kullandığım bir dil değil aslında. Size öğretmek için öğrendim. Ama JavaScript'te de yine ortaya ürün çıkartmak için çok fazla şey öğrenmeniz gerekiyor. En az bir tane yan ürün öğrenmeniz gerekiyor. Yani terminal nasıl kullanacağınızı öğrenmeniz gerekiyor örneğin. Ve JavaScript hemen her platformda bir yan ürün olarak geçiyor. Yani web sitesi yazıyor olsanız da bir arayın. Yapmanı bilmeniz gereken platformlardan sadece bir tanesi oluyor. Node.js'e konsol uygulaması yazsanız da aynı şekilde. Electron'da masaüstü uygulaması yazsanız da aynı şekilde. JavaScript sadece işin bir parçasını üstleniyor ve bunun yanında pek çok parçayı da sizin öğrenmeniz gerekiyor. Yine tüm diğer dillerde olan soruna geliyoruz burada. Ortaya ürün çıkartmak için çok fazla şey öğrenmeniz gerekiyor. Golang zaten çok ileri seviye bir dil. Golang'e ilk başlangıç dili olarak kimsenin girmesine gerek yok. Biraz C, C++'a atıf yapılan bir dil. Ve biraz da çok büyük şirketlerin sorunlarını çözmek üzere ortaya çıkartılmış bir dil. Bence ya piyasada çok yaygın bir kullanım yok. Çok kritik yerlerde kullanılıyor ama çok yaygın bir kullanım yok. Aynı C, C++ gibi. Ve muhtemelen sizin ihtiyacınız olmayacak. Dart dili benim yeni favorim.
Google yeni bir işletim sistemi geliştiriyor. Linux'tan farklı olarak mikro kernel kullanacak bu işletim sisteminde. Çünkü Linux'ta bu monolitik. Yani Linux'un çekirdeği monolitik. Bu tabii mobil cihazlar için çok uygun değil. Apple bunu nasıl yapıyor bilmiyoruz ama Android'in ortaya çıkardığı performans ortada. Yani 3 GB, 4 GB, 6 GB RAM'li cihazlar dolaşıyor piyasada. Ama performans sorunları hala yakamızdan düşmüyor. Çünkü Linux'un kernel'i buna uygun değil. Şimdi Google Flutter isimli bir cross platform development tool'u çıkardı. Bu Dart dilini temel alıyor ve bence muazzam bir dil. Çünkü 2 boyutlu grafik motoru üzerine inşa edilmiş. Performansı gerçekten çok iyi. Ve write once, run everywhere mottosunu benimsemiş. Ve bunu bence gerçekten başarılı. Testlerde bunu görebiliyoruz. Ama Dart dilini başlayan birisi için uygun değil. Her satıra noktalı virgül, aç parantez, kapa parantez, süslü parantezler bir sürü bir şey koymanız gerekiyor. O yüzden bence de yeni başlayan birisi için uygun değil. Zaten Dart dilini kaynaklı ulaşmanız da çok zor. Ve Dart çok yeni bir dil olduğu için bayağı bir deneysel. O yüzden de çok sağlıklı çalışmadı. Direkt dilin içinde bug olan kısımlar var. Yeni başlayan birisinin karşılaştığı sorun eğer dilin içinden kaynaklanan bir bugsa bunun içinden çıkma ihtimali çok düşük, çok zor yani. Kotlin dili çok keyifli bir dil. Java'nın alternatifi olarak çıkartılma aslında. Yani bunu çıkartan Google değil ama Google birinci elden destekliyor. Ama Kotlin'i de ortaya gerçek bir ürün çıkarmak yine dertli. Çünkü kullanım alanı genelde Android ile sınırlı. Dolayısıyla siz internette bir şey yazıp arattığınız zaman %90 ihtimalle önünüze Android makaleler, Android ile ilgili soru cevaplar ve Android ile ilgili konuşmalar çıkacak. Dolayısıyla sizin aradığınız bilgiye ulaşmanız çok zor olacak. Kotlin'le bu yüzden eledim.